Sayın seyirciler, Türkiye'nin tüm tepkisine rağmen Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PYD YPG'ye kol kanat germeye devam ediyor. Hatta Türkiye'nin olası Münbiç operasyonunu engellemek için Amerikan özel kuvvetleri nöbet tutmaya başladı. Türkiye'nin Rakko operasyonunda PYD YPG olmasın talebi de kabul görmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki komutanı Stephen Townsend, Suriye'nin kuzeyindeki tüm Kürtler bu operasyona katılabilir dedi. Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'ye açıkça destek veren Amerika Birleşik Devletleri birlikleri, Türk askerinin bölgedeki ilerleyişi karşısında bölücü terör örgütüne kalkan vazifesi görmeye başladı. Amerikan özel kuvvetleri yaklaşık 3 gündür Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği bölgelerle PYD/YPG'nin elindeki alanlar arasında nöbet tutmaya başladı. Geçen hafta PYD-YPG'nin denetimindeki bölgeyi ziyaret eden Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Botel'in terör örgütüne Münbiç'i Türkiye'nin olası saldırılarına karşı koruma sözü verdiği belirtilmişti. It? Being... ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Kor General Stephen Tamsent'ten de Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar geldi. Tamsent, Kürt unsurların Rakka operasyonunda yer alacağını ifade etti. Gerçek şu ki Rakka vilayetinin ilçe ve kasabalarından olan Rakkalı Kürtler var. Oradaki yerel Kürtler katılacaklar. Diğer Kürtlerin de katılabileceğini düşünüyorum. Bunlar Suriyeliler, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer Suriyelilerdir ve onlar Suriye'yi DEAŞ'tan kurtarıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde yer alan tüm Suriyeliler Rakka'yı kurtarma operasyonuna katılacaklar. PYD PKK'ya ağır silah desteği sorulduğunda Amerikalı general şu cevabı verdi. Iraklıların modern koruma ekipmanları, zırhlı araçları, tankları, topları, savaş uçakları, helikopterleri var ve Musul'u almakta çok zorlanıyorlar. Bu durumu Rakka'ya uyarladığınızda Suriye demokratik güçleri genellikle bir pikabın arkasında montelenmiş silahlara sahip düzensiz hafif yaya birlikleri. Çok az ağır silahları var. Dolayısıyla iki kuvveti karşılaştırdığımızda Suriye Demokratik Güçlerinin öyle kolay olmayan bir şehir olan Rakka'ya saldırması için muhtemelen ek muharebe gücüne ihtiyaçları olacaktır. Ancak bu kararlar verilmiş değil.